sen bir kurşun. Sayın Kaymakamım, değerli protokol, saygıdeğer Kuvayi Milliyeciler, yerel basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, Kadirli'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Harkaçlığı köyünde bulunan Eğitim ve Kültür Kuvayi Milliye Müzesi'nde düzenlenmiş olduğu kutlama programına hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Kuvayi milliyecilerimiz Sayın Kaymakamımıza bayrak takdim edecekler. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Kızlar. Takdim edilen bu bayrağı göndere çekeceğiz. Saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşı'nı söyleyeceğiz. İstiklal Marşı için kokuları şad olsun. Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanım İbrahim Boysal'ı buraya davet ediyorum. Bu sene üçüncüsünü anıyor ve kutluyoruz Kadirli'nin kurtuluşunun bu köyde. Ve sizlerin de iştirakıyla bu üçüncü programda anlatmak istediğimiz, yapmak istediğimiz, başarmak istediğimiz şu. Kadirli'nin Mahalli Kurtuluş Lideri Osman Nuri'nin, Osman Nuri Hoca'nın, Müftü Osman Nuri Hoca'nın köyündeki bu programla zamanımızda, günümüzde her şeyin yozlaştığı, her şeyin alt üst olduğu, her şeyin bozulduğu, her şeyin geriye kat vurduğu bir dünyada yaşıyoruz. İşte Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı olarak bu büyük kaygıyı, bu büyük sorumluluğu bu şekilde 3 yıldan beri bir şekilde gündeme getirmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki bir milletin kahramanları anılmazsa, bir milletin yiğitleri gündeme getirilmezse, bir milletin manevi ve milli günleri konuşulmazsa, yaşanmazsa, gide gide, vara vara insan yığınından başka ortada hiçbir şey kalmayacak. İşte bu nedenle bu mütevazi programda Müftü Osman Nuri'nin köyünde Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı olarak bu üçüncü programda bunları dillendirmeye, bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan bir avuçta olunsa
burada bulunmuş olmak, buraya katkıda bulunmuş olmak bizleri onurlandırmış oluyor. Ve ben tekrar Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı adına tüm katılanlara, Kuvayi Milliyecilerimize, misafirlerimize ve herkese hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kadirli 100. Yıl Ortaokulu güreş takımı öğrencileri Osmaniye'de il birincisi olmuşlar. Burada da temsili bir gösteri sunacaklar. Okul müdürü Resul Teksin Bey'e, beden eğitimi öğretmeni Kadir Çıtırık Bey'e teşekkür ediyor. Güreşçiler Osman Şeker'i, Adem Oktay Gümüş'ü, Mehmet Şeker'i ve Furkan Erke'yi tebrik ediyorum. Buyurun şampiyonlar. Şöyle gel gel. Sevgili izleyiciler, Kadirli'nin en önemli yerinde Harkaçdağ köyünde Eğitim ve Kültür Müzesi'nin olduğu yerdeyiz. Biraz evvelki izlemiş olduğun etkinlikler bu Harkaçdağ köyündeki etkinliklerdi. Tabii ki ilçemizin çok önemli Kavak Vakfı Başkanı Sayın İbrahim Boysal, emekli öğretmen Sayın İbrahim Boysal'la beraberiz. Bugünün anısına ne söylemek istersiniz? Sayın Boysal, buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bugün tam bundan 94 yıl önce 7 Mart 1920'de Kadirli'nin kurtuluş tarihinin 94. yıl dönümü. Biz 3 yıldır 7 Mart gününden bir gün önce, yani 6 Mart günleri burada az önce belirttiğiniz Kadirli Eğitim ve Kültür Müzesi'nin alanında bu anma ve kutlama törenini gerçekleştiriyoruz. Burada yapılmasının ana sebebi Kadirli'nin mahalli kurtuluş lideri Osman Nuri Hoca'nın köyü olmasıyla hesabıyladır. O bakımdan az önce görüntülerini aldığınız kutlama bu alanda, yani Kadirli Eğitim Kültür Müzesi'nin Harkaçdağ köyündeki yerinde gerçekleştirildi. Malum mahalli kurtuluş lideri Kadirli müftüsü, o zamanki hatta bir ara Adana müftüsü, Müftü Osman Nuri bu köydendir. Bu anlama uygun olarak da kutlama burada yapılmaktadır 3 yıldan beri.